Adam diyor ki bugün ben deist oldum diyor. Peki deistliğin oluşumunun temeli ne? Önce çıktılar bir grup var. Çalışan. Çok da güzel çalışıyorlar ha. Yani işlerini iyi yapıyorlar, şeytani işlerini. Planlı, programlı bir projeyle. Çıktı dedi ki böyle bir grup. Şimdi ilk bunların yapmak istediği, ilk yapmak istedikleri Kur'an'ı tahrif etmekti. Yani Kur'an'ı İncil gibi, Tevrat gibi yenilerini yazalım, ayetleri değiştirelim diye. Dediler ki Kur'an'ı değiştiremezsiniz. Her yerde matbu var ve İslamiyet'te hafızlık gibi bir müessese var. Kur'an'ı bugün koruyanlar hafızlardır. Kur'an'ın bozulmamasının, Allah'ın Kur'an'da onu biz indirdik, biz koruyacağız vaadinin muhafızları hafızlardır. Allah hafızlarımızın sayısını çoğaltsın. Bana da hafızlık nasip etsin. Daha güçlü, daha böyle uyuma. Daha güçlü. Bunu başaramadılar. Sonra hadisleri oynatacaklardı. Biraz cesaret edemediler. Dediler ki biz önce mezheplerden girelim. İmam-ı Azam kimmiş? İmam Şafii kimmiş? Başladılar halkı böyle. Hadisler 300 yıl sonra yazıldı. Yalan karıştı. Böyle böyle halkın midesini bulandırdı. Efendim İslam'da üç tane mi doğru olur? Mezhepler niye birbirinden farklı? Bir sürü milletin aklını bulandırdılar. Ya bu İmam-ı Şafii denilen adam rahmetullahi aleyh bir ayet okuduğunda birkaç yüz mana verebiliyordu bir ayete. Ama kafadan değil, Arapça gramerini kullanarak veriyordu. Ben yıllarca bu işi okudum. Benim haberim yok o ilimden. Bir harfi cerrin 20 küsur tane manasını değiştirerek yapıyordu. İmam-ı Azam dediğiniz zat, adamın adını bilen var mı İmam-ı Azam'ın adını? 3-5 kişi çıkar şimdi Numan bin Sabit diyen. Bak nasıl tarihte meşhur olmuş İmam-ı Azam. Büyük imam. İmam-ı Şafii demiş ki ben Küfe'ye gittiğimde haya ediyorum İmam-ı Şafii olmaktan. Hanefi'ye göre amel ediyorum. Bugün çıkıyor biraz böyle hareket yapan, akademik bir şeyler yapan. İmam-ı Azam kimmiş diyor ya. İmam Şafii kimmiş? Kur'an var diyor. Kur'an bize yeter diyor. İmam-ı Azamları böyle kenara çektiler. Sonra dediler ki hadisler uydurma. İmam Buhari'ye laf attılar. Efendim geldi herifin biri televizyonda deve sidiği koydu ekrana. Kur'an okumayı bilmiyor. O deve sidiğini koyan adam açıp orijinal metinden Kur'an okumayı bilmiyor. Müslümanları kandırmak için bunu yapıyor. Aa diyor Buhari de yalanmış. 300 yıl sonra yazılmış. Kur'an'dan sonra en güvenilir kitap Buhari ama onu da uydurun. Sonra Kur'an yeter oldu. Sonra dediler ki Kur'an'ı da belki Muhammed uydurdu aleyhissalatü vesselam. Öyle dedi adam. Sonra çıktı millet dedi ki ben deist oldum. Ha, hepsi sahteymiş. Neye inanacağımızı bilmiyoruz. Tek gerçek Kur'an dedi. Peygamberi de attı hayatından, kafir oldu buz gibi. Bana mesaj atıyor hocam, eşim diyor deistim diyor kadın. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Yapacak bir şey yok. Gitmiş adam. Nikah da gitmiş, evlilik de gitmiş. Proje buydu. Başarmaya çalışıyorlar ama Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Ehli sünnetin kalesi bu topraklar. Ehli sünneti müdafaa eden hocalarımız, Allah yardımcıları olsun, çalışıyorlar. Siz de sakın bu adamlara kanmayın. Bu adamların döktüğü sudan içmeyin. Ellerindeki kaplar necaset. Sizi döküldüğünü, döküleni su sanmayın.